kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kır pidesi tarifi hazırladım. Yapımı çok basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacak. İçerisindeki şeker eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Tekrar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Oldukça yumuşak ve elime yapışan güzel bir hamur hazırlıyorum. Pidelerimizin yumuşacık olması için hazırladığımız hamurun yumuşak olması çok önemli. O yüzden sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı şimdi temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamuru elimle yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Kaliteli bir hamur her zaman güzel sonuç verir. O yüzden sizlere tavsiyem hazırladığınız hamurları güzelce yoğurun. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra 1 saat boyunca mayalanması için bekleteceğim yeteri kadar mayalandıktan sonra bezelerimi alacağım ve bir 10 dakika daha dinlendireceğim. O süre zarfında da iç harcımı hazırlayacağım. Hamurun ne kadar yumuşak ve esnek olduğunu görüyorsunuz. Yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca bekletiyorum. 1 saatin sonunda hamurum güzelce kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha çok az un serpiyorum ve hamuru tezgah alıyorum. Çok kısa süre yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Yuvarladığım hamuru ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra hamuru silindir haline getiriyorum. Silindir haline getirdiğim hamurları da 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet pide elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını kestim ve hazırladım. Şimdi tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye diziyorum. ezelerimin tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine de biraz un serperek temiz bir poşete koyuyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında da pidelerimin iç malzemesini hazırlıyorum. Genişçe bir kaseye 250 gram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. İçerisine kabuklarını soyup ince ince doğradığım bir adet domatesi ekliyorum. Daha sonra robottan geçirdiğim bir adet büyük boy kuru soğan ilave ediyorum. Tarifim için 2 adet sivri biber kullandım. Çekirdeklerini çıkarttım ve ince ince doğradım. Şimdi onu ilave ediyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ekledikten sonra şimdi güzelce yoğuruyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hazırladığım iç harcını 8 eşit parçaya bölüyorum. Bu süre zarfında hamurlarım da güzelce dinlendi ve tekrar kabardı. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanları yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kuruyup kabuk tutmasın. Bu aşamada tezgaha bolca un serpiyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım iç harcını koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra şimdi gördüğünüz gibi hamuru üzerine kapatıyorum kenarından yaklaşık bir parmak genişliğinde boşluk bırakıyorum. Hamura tekrar katlama işlemi uyguluyorum. Bu şekilde hazırladığım hamuru şimdi kenar alıyorum. Biraz dinlendireceğim. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Pidelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. 4 adet hamuru aynı şekilde açıyorum. İç harcını koyduktan sonra kapatıyorum. Pidelerimize son şeklimizi verdikten sonra hemen sıcak fırına koyacağız. Daha fazla dinlendirme, bekletme aşaması yok. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra iç harcını koyuyorum ve kenarından bir parmak boşluk kalacak şekilde hamuru üzerine kapatıyorum. Son olarak tekrar bir katlama işlemi uyguladıktan sonra hamurun üzerine biraz bastırarak yassılaştırıyorum. 4 adet hamuru bu şekilde hazırladım. Şimdi ilk yaptığım hamuru tezgahıma alıyorum. Elimle biraz çekiştirerek incelttikten sonra üzerine biraz bastırıyorum. Son olarak pideme son şeklimi veriyorum. Pidemin üzerine şekil vermek için ben böyle bir çubuk kullanıyorum. Dilerseniz çöp şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. 4 adet hamuru aynı şekilde hazırlayarak tepsiye diziyorum. Hamurları tepsiye dizdikten sonra üzerine su sürüyorum. ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Pişme süresi oldukça kısa. İlk tepsim fırında pişerken aynı zamanda ikinci tepsimi de hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit. Ve de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Eminim sizler de denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Aynı şekilde 4 adet tamurumu da hazırlayarak tepsiye diziyorum. Son olarak üzerlerine su sürüyorum. İlk tepsim 20 dakikanın sonunda fırından çıktı. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi de fırına koyuyorum ve pişiriyorum. Pideler fırından çıkar çıkmaz üzerine bolca tereyağı sürüyorum. İkinci tepsim de fırından çıktı. Aynı şekilde fırından çıkar çıkmaz üzerine tereyağı sürüyorum. Pideleri fırından çıkarır çıkarmaz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. İncecik hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok güzel oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.